gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Parmağına takar mısın?
Kalbim gibi aklım da hatırlıyor artık seni. Sen benim için olsun. Tek aşkım, mucizem. Valiz niye burada? Yere mi gidiyorsun? Evet, gidiyorum Şeyma ya. Artık hayatımda yeni bir sayfa açacağım. Yurt dışında yaşayacağım. Vay, iyiymiş. Sebep? O seni hiç ilgilendirmez. Öykü yüzünden. Hı? Çünkü Öykü Ayaz'ı yeniden hatırlayacak. Ve sen de onların aşklarını izlemek zorunda kalacaksın. Buna da tahammülün olmadığı için kaçıp gitmeyi tercih ediyorsun. Yine yanıldın Şeyma. Ben İtalya'ya Öykü'yle beraber gidiyorum. Gerçekten. Gerçekten bir gün seni seveceğine mi inanıyorsun? Öykü birazdan burada olunca sen de inanırsın, hiç merak etme. Mete, Öykü gelmeyecek. Sen aşkı görmek istiyorsan bana bakacaksın. Seni hiç kimse benim gibi sevemez. Ben sana baktığım zaman sadece kötülük görüyorum Şeyma. Sevgi falan yok. Uçak kaçtaydı? Tamam, yeter. Hadi, çok sıkıldım. Yorma beni, git hadi. Öykü gelmeyecek Mete. Nereden biliyorsun? Ha, nereden? Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmezdim. Öykü de Ayaz'ı bırakmayacak. Hep burada olacaksın değil mi? Her düştüğümde elimi tutacaksın. Her zaman. Bir dakika. Bu bizim ilk öpüşmemiz, özel olması lazım. İlk mi? Yoksa sen hala hiçbir şey hatırlamadın mı? Gerçekten mi? Üzgünüm. Hadi sen artık bu ışıkları kapat. Yani tamam, yıldızları yere indirdin. Çok güzel, çok beğendim. Ama daha fazla enerji israfı yapmayalım. Bak bakayım gözlerime. Sen ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Yani daha güzel bir dünya için enerji israfı yapmalıyız değil mi? O zaman yıldızları gökyüzüne iade edelim. Tamam, bekle beni burada. Ay! Ya aklımı aldın. Böyle mum ışığında mı oturacağız biz?
Enerji tasarrufu yapıyorum. İstediğin gibi. Sen nereye kayboldun öyle beni bırakıp ki ayağım takılıp bir yerlere düşseydim? Tutardım. Nasıl tutardın? Yoktun ki ortada. Oradaydım. Sen beni görmedin sadece. Ben seni hiç bırakır mıyım? Hiç mi? Hiç. Sen de beni bırakmazsın. Burada sonsuza dek mutlu yaşarız. Masallardaki gibi. Aynen masallardaki gibi. Nereye gidiyoruz şimdi, havaalanına mı? Metin, nereye gidiyoruz? Cevap versene. Dediğin oldu anne sonunda. Kalbim doğru yolu buldu. Ya aslında benim sana başka güzel haberlerim de var ama... Anneciğim, benim şimdi kapatmam lazım. Ayaz galiba mutfağı yıkıyor. Öptüm. Ne yapıyorsun sen? Yemek. Bu saatte makarna mı yapıyorsun? Masalın sonunda prens açlıktan ölsün mü istiyorsun? Sen anlatsana şu masalı bana. Bir zamanlar ülkenin birinde bir prens varmış. Çok yakışıklıymış. Ve bir prensese deli divane tutkunmuş. Sonra bir gün... Kötü bir cadı gelmiş, bir büyü yapmış ve prenses prensi unutuvermiş. Hayatının tüm tadı kaçıvermiş. O tek başına bir içmiş. Aynı bunlar gibi. Tatsız, tuzsuz ve eksikmiş. Makarnalar prensmiş. Sonra prensesin gülüşünü düşürmüş. Sonra gözlerini... Sonra da sesini. Birden hayatın tüm tatları geri gelmeye başlamış. Sonra... sevgilisine ait her şeye karışmak ve onunla bütün olmak istemiş. Ama o olmadan hala eksikmiş. Tatsız ve lezzetsiz. Sonra prenses gelmiş. Tüm güzelliğiyle, o güzel gözleriyle prense bakmış. İşte o zaman her şey tam olmuş. Prenses, yemeğin tuzuymuş. Her şeyi güzelleştiren ve tamamlayan. Galiba ben 100 kere de unutsam, 100'ünde tekrar aşık olurdum sana. Yani sonuçta kim tuz kadar sever ki beni? O zaman bir kerecik öpeyim. Ya Ayaz.
Hadi soğutmadan yiyelim. Şaşırdınız biliyorum. Benim sesimi geceleri duymaya alışkınsınız. Ama bugün yılın en sevdiğim günü. Sevgililer günü. Bugün çalacağım bütün şarkılar aşıklar için. Bekarlar, siz de boş oturmayın. Hadi kalkın aşkı bulun. Bugün her yerde aşk var. Şerbeti kendiniz alın. Kısmet bu sene olmasa bir dahaki seneye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaz sana güller yağdırmadı mı zaten? Sen kendi gülünü kendin aldın. Vallahi henüz bir hareket yok. Allah Allah. Ay kesin çok büyük bir şey planlıyor o zaman. Sen ne yapacaksın peki? Hediyeni aldın mı? Benim hediyem belli. Hafızanın geri geldiğini söyleyeceksin değil mi? Oh ya vallahi şükürler olsun. Yani bu sırla yaşamak benim için gerçekten çok zordu. Hem çocuğa da yazık. Yani sana kendini hatırlatabilmek için elinden geleni yaptım. Kıyamam ya. Sevgilim hatırlayayım diye yıldızları bile yere indirdi. Ben ne yapacağım ya? Kız koskocaman hafıza veriyor çocuğa. Ben de vereceğim acaba Emre'ye. Yürü hadi gel buluruz bir şeyler. Ama önce kapıyı uğrayalım bakalım Sibel bizi niye çağırmış. Böyle. Ne diyorsun? Beğenmez mi oğlum? Ona özel şarkı yazmışsın işte. Ama böyle telefonla falan dinletme sakın. Telefonla olacak iş değil herhalde. Nerede söyleyeceksin peki? Mekan ayarladın mı? Allah mekan çok. İstanbul bizim sonuçta. Parklar, caddeler, sokaklar. Var aklımda bir yer tabii. Vay, romantik adammışsın ha. Üstad, sensin bu konuda, unutma. Emre. Burcu sana bir şey söyledi mi hiç? Ne gibi? Yani Öykü'nün muzipliğini biliyorsun. Acaba bir şeyler hatırladı da oyun mu oynuyor? Yani olabilir mi böyle bir şey? Öykü hatırladıysa Burcu'ya söylemiştir. Ya yok, Burcu bir şey bilseydi bana söylerdi. Merak etmesin. Ay anlatırdım da vallahi sırf senin için saklıyorum. Zaten daha yeni barıştık, küseceğiz falan diye ödüm kopuyor. Ya kızım saçmalama, sen anlatmazsan nereden duyacak? Aa, ne olmuş buraya? Ha, hoş geldiniz kızlar. Ay bana bak hadi sıvayın kolları yardım edeceksiniz bana. Sevgililer günü hazırlığı yapıyorum hadi. Hop 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 hop. Destek kuvvet çağıracaksan eğer ben de bizim çocukları çağırayım o zaman. Ya İlker bir saniye biz şimdi kırmızıyı anladık. Hani aşkın tutkunun rengi de siyah ne alaka? Ne demek siyah ne alaka? Siyah yalnızların rengi. Kara sevdalıların. Sevip de kavuşamayanların rengi siyah. İlker Bey akşam uyarılı kalpler için bir program hazırladı da. Hazırlayacağım tabii. Hayret bir şey ya. Hem bak kavuşamayınca aşk oluyor. Bakın bir düşünün. Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem, Ferhat ile Şirin. Hep kavuşamadıkları için efsane olmuş tiplerdir bunlar. Eğer kavuşsalardı hiçbirinin adını bilmiyorduk. Hem bak şimdiden iki masa senden öndeyim. Ne haber? Öykü Acar Hanım burada mı acaba? Burada da sen kimsin? Ablacığım az bir dışarı gelseniz bir gönderiniz var da. Ha kargo mu var? O buraya gelsin. Ha o buraya gelmez abla. Sen çıksan kapının önüne bir zahmet. Hadi çıkalım. Kız gel gel buraya göstereyim. Gel gel. Gel. Hadi, hadi yardım et.
çok güzel de ben aramı kullanmayı bilmiyorum. İşte ben bunun için buradayım. Şoförünüz İlyas, yaş 25, memleket Tokat, Niksan. Ablacığım program sarkmasın, Ayaz abim tembihledi. Hazırsan çıkalım. Nereye gideceğiz peki? Ayaz abim bunu soracağını da söylediydi. Genel bir cevap öğretti. Onu söyleyeceğim. Gidince öğreneceksiniz. Buyurun. Görmek istemişsiniz kraliçe. Gel olacak. Şeyma nerede? Tekrar işe aldık, hanımefendi ortadan yok oldu. Vallahi ben de aradım, ulaşamıyorum. Yok, açmıyor telefonunu. Yani içimde garip bir his, böyle kemir kemir kemiriyor vallahi. Ay abartma. Ara bul şunu, gelsin işinin başında dursun. Ayol göbeğim çatladı seni idare etmekten ya. Ben bugün gelemem. Sen beni idare et. Ne bileyim şey de hasta falan de. Ne karıştırıyorsun sen? Doğru düzgün anlat bakayım. Neredesin, kiminlesin? Olcay, şu anda Mete ile bir oteldeyim. Yani aslında o İtalya'ya gidecekti ama ben onu ikna ettim. Biz galiba yeniden bir araya geliyoruz. Ay, tamam tamam anladım. Sen aşkını yaşa, ben kraliçenin kahrını çekerim. Ne yapalım? Tamam canım benim, hiç unutmayacağım bu yaptığını. Sağ ol. İyi, saklanın bakalım otel kuşları. Hayatım, uyandın mı? Sen kimle konuşuyordun içeride? Ha, kimseyle canım. Şey, işe gidemeyeceğimi söyledim de. Şeyma, burada benimle beraber olduğunu kimseye söylemedin değil mi? Bak, benim İstanbul'da kaldığımı, İtalya'ya gitmediğimi kimse öğrenmeyecek. Sakın ağzından bir şey kaçırma, tamam mı? Kaçırmam hayatım, merak etme sen. Söz konusu sen olunca elimde değil. Ne yapıyoruz bugün? Gerçi bu saatten sonra yer bulmamız zor olacak ama. Ne yeri Şeyma, ne diyorsun? Ben odadan bile çıkmayı düşünmüyorum bugün. Mete, bugün sevgililer günü. Bize ne Şeyma? Onu sevgililer düşünsün. Ama biz dün gece... İlyas, biz niye geldik buraya? Ne yapacağız burada? Vallahi abla, ben emir kuluyum. Bu kağıtta ne yazıyorsa ona uyuyorum. Ver o zaman o kağıdı bana. Olmaz. Ver diyorum. Abla, bu kağıdı burada yutarım, yine de vermem. Ben dışarıda bekliyorum. Öykü Hanım. Merhaba. Gökmen Hoca ben. Biz de sizi bekliyorduk. Ne güzel. Bugün size tango öğreteceğim. Tango. Bana. Sizin için çok zor bir gün olacak diyelim o zaman. Neden? Nasıl neden ya? Benim ritim duygum yok. Kulak hiç gelişmemiş. Ya mümkün değil. Bana tango öğretemezsiniz. Ben o yüzden yazıp gideyim. Hadi durun durun. Birazdan derse başlayacağız. Ha, taktınız yani. Öğreteceksiniz. Yapacak bir şey yok. Partneriniz içeride bekliyor. Bir dakika ya. Sessiz. Ne partneri? Bakın, ben başka erkekle dans edemem. Benim sözüm çok kıskanç. Olmaz.
Yani benim zaten sütten ağzım yanmış, yoğurdu üfleyerek diyorum. Olmaz ya, daha yeni çıktık derin mevzulardan biz. Ne dedin sen? Partneriniz. Ya hocam niye söylemiyorsunuz partneriniz sözünüz diye? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Konuyu dağıtma. Sen az önce ne dedin? Derin mevzulardan çıktık falan. Bana bak. Hafızan yerine geldi de benden mi saklıyorsun? Aşk olsun Ayaz. Ya mümkün mü öyle bir şey? Ya Burcu bana demişti ki Ayaz çok kıskanç. Ben ondan şey ettim tamamen. Bir dakika, bir dakika. Ayrıca sen değil misin sanki? Ben şurada bir adamla dans etsem kıskanmayacak mısın? O başka. Kıskanırım. Ama şu hafızaya geri gelelim biz. Hocam biz derse başlayalım en iyisi. Nasıl yapıyoruz? Ben böyle kucaklayayım mı partnerimi? İyi mi böyle? Öykü ne yapıyorsun? Hocaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam bir de bakın şöyle bir şey var. Sakin ol Öykü. Birazdan öğreneceğiz. İlk dakikadan hocamızı şoka sokmayalım. Müzik de başladı. Şimdi tam oldu. Hadi Ayaz yap, bana uyum sağla biraz. Aa! Ritmi duyur, ritmi. Bakın hocam, şöyle de oluyor. Hocam bir de bu var. Kazadan hemen önce sözlenmişlerdi. Sonra hafıza kaybı yaşayınca Öykü'nün biraz kafası karıştı tabii. Bakın, sizi de bu işe karıştırdım. Üstelik evinize davetsiz geldim. Ama biz Öykü'yle bir anlaşma yaptık. Öykü benimle çalışacaktı. Fakat kulağıma gelen dedikodularda önemli çalışacağı söyleniyor. Aa, ben kesinlikle karşıyım böyle bir şeye. Yani Öykü ile Önem Hanım'ın arasında bayağı tatsız şeyler yaşandı. Yani Öykü hatırlamıyor olabilir ama ben hatırlıyorum. Ama siz kızınızın Önem'in oğluyla evlenmesine izin verdiniz. Bu nasıl oluyor ben onu anlayamadım. Ama Ayaz başka. Gerçekten. Yani annesine hiç benzemez o. Babasına benzediğini düşünüyorum ben. Kim bilir? Muhtemelen. Belki de. Hadi dersiniz. Merhaba Monika Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öykü bu, duymamıştır telefonunu. Ha, yo, Mete ile ilgili hiçbir gelişme yok daha. Öyle mi? Buraya mı geliyorsunuz? Hem de bugün. Harika. Adım. 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 Ya, biraz daha hissederek, birbirinizi hissederek dans edin. Yani daha tutkulu olmanız gerekiyor. Aşk olsun hocam ama çok ağır konuşuyorsunuz. Biz tutkusuz muyuz? Şimdi Öykü Hanım, kendinizi Ayaz Bey'e teslim etmeniz gerekiyor. Yani tangoda bütün dansı erkek yönlendirir. Kendi başınıza hareket edemezsiniz. Hem kendinizi teslim edin, sadece hareket edin ve süsleyin. Daha kolay. Evet, başlıyoruz. Ve adım. Ve adım. Ve adım. Ve adım. Güzel, daha iyi. Adım. Biraz daha üst vücutlar. Ve adım. Ve... Çok özür dilerim. Ya istemeden kulak misafiri oldum. Bu sizin konuştuğunuz Monika, şu ünlü tasarımcı Monika mı? Evet. Ama dediğiniz gibi bir şey yok. Gerçekten yani Monika Hanım'la daha önceden çalışıyorlardı zaten Önem Hanım'la beraberken. Yani Monika Hanım Öykü'ye çok destek olmuştur. Gerçekten üstünde emeği çoktur. Hatta bu Ayaz Geceler koleksiyonu meselesinde Öykü'nün hakkını araması için çok çırpındı. Bu Ayaz Geceler koleksiyonu Öykü'nün mü? Her yerde Şeyma'nın adı geçiyor. Maalesef. Hekka. Evet arkadaşlar, biraz daha dik durun. Adımlar geriye daha estetik ve daha dengeli. Evet. Güzel. Devam edin. Becereceğiz. Eğleniyor musun? Biz bu dansı niye öğreniyoruz? Yani
O araba niye dışarıda? Ya akşam ne yapacağız anlatsana. Arkadaşlar konuşmayın. Hocam biz konuşmuyoruz, birbirimize aşkımızı fısıldıyoruz. Ya niye yalan söylüyorsun? Şimdi doğruyu söylersen bu kızar ters bir hoca biraz. Ayrıca konumuzu değiştirme. Konu neydi? Hafıza kayıp buluştu galiba Ayaz. Konu canım akşam nereye gideceğimiz. Sen hafızanın yerine biraz da merak duygunu kaybetseydin keşke. Aa, sen bilerek mi bastın? Ay canım hiç olur mu öyle şey ya? Biz daha acemiyiz ya. Adımları sayamadım ben, kafam karıştı. Matematiğim kötü. Öyle olsun. Ayaz, dansdan sonra nereye gideceğiz? Vallahi ben işe gideceğim. Ben ne olacağım? Senin ne yapacağın İlyas'a verdiğim kağıtta yazıyor. Hiç bakma bana öyle. Sevgililer gününde ne yapacağımı sana anlatacak kadar salak değilim. Arkadaşlar konuşmayın. Konuşmadan. Baştan başlıyoruz. Ve kalk. Ya hiç konuşamadık. Var söyle bu araba nereden çıktı? Nereden buldun? Ne kadar sevimli bir şey. Küçük, şirin ama güçlü. Tıpkı senin gibi. Araba olsaydın bu olursun diyorsun yani. Ha, rengim de kırmızı o zaman. Kırmızı aşkın rengi. Sen de aşksın. Aşkımsın, aşıksın. Hadi Romeo, o zaman seni de bırakalım. Yok, gideceğimiz yerler ters. Ben kendim giderim. Sen de arabanın keyfini çıkar. Ya, o zaman akşamla ilgili bana minicik bir ipucu verir misin? Nereye gideceğiz? İlyas, Öykü ablan şimdi başının etini yer, tamam mı? Sen ipucu falan verme. Merak etme abim. Ne yapalım? Kendi atölyemize giriyoruz. Hisse suç. Ya patron var yarın iş başı yapsaydık. Hem bugün sevgililer günü, tatil sayılması lazım. Kızım senin sevgilin mi var? Yok. E sana ne bugünden? Bana bak. Evden işe, işten eve gideceksin. Emanetsin. Beni babana mahcup etme. Anlaştık mı? Ya ne sevgilisi patron ya? Ortada düzgün erkek mi var ki? İyilerin hepsinin de başı bağlanmış zaten. Mesela Ayaz. Ya ne buluyorsa o Öykü denen kara kuru kızda. Üstelik istenmeyen gelinmiş. Sen nereden biliyorsun istenmeyen gelin olduğunu? Lütfen patron. Benim de sektörde kendime göre bir çevrem var yani. Ne güzel. Şu çevreni kullansan da Ayaz Geceler koleksiyonu hakkında biraz bilgi toplasan. Olcay bir telefona bakar da... Çakmalarını mı yapacağız? Ya kızım ya, sana benden bir tavsiye. Düşünürken bonkör, konuşurken cimri davran. Vay, baba lafmış patron. Ben bunu bir tweet çakayım, izninle. Bülent abi, kusura bakma, beklettim abi. Merhaba. Malum, sevgililer günü. İçecek bir şeyler söyleyeyim, başlayalım. Ya ben çok içtim, sağ ol. Okey, o zaman daha fazla bekletmeyeyim. Abi, ben bir çalışma yaptım. Buyur. Ben daha farklı bir şey düşünmüştüm ya. Mete, gördün mü bunları? Mail olarak gönderdim. Geri dönmedi henüz. Ben de ulaşamadım. Telefonlarıma da cevap vermiyor. Yani İtalya'ya gitti mi, gitmedi mi? Nerede bilmiyorum. Bence biraz kendi haline bıraksak iyi olur.
toparlayınca döner. Senin için hava hoş. Onun burada olmaması senin için daha iyi değil mi? Abi haksızlık ediyorsun. Haklısın. Özür dilerim. Baba yüreği işte. Evladı olunca insan kıyamıyor. Önemli değil. Anlıyorum. Biz öğleden sonra çocuklarla toplanacağız. Artık resmi olarak yeni ve tek projemiz bu. Çocuklar da üzerinde çalışmaya başlasın. Tamam. Öykü, şu Mehmet Karaylı'nın orada başladı mı çalışmaya? Başlamadı abi. O konular biraz karışık. Bana kalırsa Öykü'yü bu işten vazgeçir. Yani annenle o adam arasında eskiden gelen bir mesele var. Öykü orada çalışırsa anneni kimse tutamaz. Sıradaki yer burası. Abla ne yapıyorsun? Gökten ne yağacak? Vallahi biraz yağmur çiseliyor. Canım benim, Ayaz gibi sevgilin varsa çıtayı yüksek tutman lazım. Hem kağıt sende ve benim bunları bilmem gerekiyor. Söyle bakayım ne yağacak? Kar mı yoksa gül yaprakları mı? Anladım. Bu mu yani? Kuaföre mi gideceğim? Hayır, bu kadar mı gerçekten? Evet abla, kağıtta öyle yazıyor. İşin bitince ararsın. Sıkıldım ben yalnız. Ver bakayım sen şu kağıdı. Abla bırak, bırak. Abla bırak, dur yırtılacak. Abla sen beni işten mi attıracaksın ya? Hepimizin günü bugün, bütün aşıkların günü. Zaten paramı alayım, ben de sevgilimi koluma takıp gezeceğim. Bak adam 10 numara falan yapmış, bu işte. Abi beni uyarmıştı. Ablan zordur demişti ama vallahi ben bu kadarını beklemiyordum. Of be of, tamam gidiyorum. Ama bana bak, benden çok fazla konuşan ikinci kişisin. Ben bu durumdan hiç hoşlanmadım, haberin olsun. Abla ben buralardayım. Gelirim birazdan. Öykü Acar'ın şahane tasarımları. Namı diğer Ayaz Geceler. Ama koleksiyon her yerde Şeyma'nın diye geçiyor, biliyorsunuz. Biliyorum. Sağlam bir dolap çevirmiş. Öykü'nün koleksiyonun üzerine konmuş, anladık. Ay, Şeyma ile Öykü bir anlaşma yaptı arada. Hırsızlığın anlaşması olmaz Olcay. Geç bunları. Önem Hanım da aynı koleksiyonu hazırlıyor. Biliyorum. Bak oraya başının çaresine, korkma. O kadın isterse bir gecede bu sektörün en güzel koleksiyonunu hazırlar. Ya üretime başladı ama sizin yetişmeniz imkansız. Dava açar durdururum. Tasarımların sahibi kız benim elimde. Hırsızlık damgası yemeği göze almaz. Şeyma çok kızacak. Yani siz kızını tanımıyorsunuz. Önemden daha tehlikelidir o. Bana sökmez onun entrikaları. İyi güzel de vallahi benim de uykularım fena kaçıyor yani. Al. Karşılar mı banka borçlarını? Karşılar. Rahat rahat. İyi. Uykusuz kaldığın geceleri değmiştir. Ya bu biraz abartılı olmadı mı? Ayaz Bey'in istediği böyle. Bu kafamda kuş yuvasını Ayaz mı istedi? İlahi abla, bir de kuş otursunlar tam olsun değil mi? Beyefendi, gerekirse kuş da oturttururum. Ödüllü bir saç tasarımcısıyım ben. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Bozuyorum. Kafama ne zaman kuş yiyecek diye korkuyla gezemem ben ya. Aa, düz bir şeyler yap bana. Fön falan çek bilmiyorum. Yaparım Öykü Hanım, yaparım da düz fön Ayaz Bey'in istediği sevgililer günü konseptine uygun değil. Konsept ne? Söylemem. Ayaz Bey'si kızıkla tembih etti. Sen söyle. Vallahi bana hiç sorma abla. Herkes de sırt gibi maşallah. Aa, ben bozuyorum o zaman. Madem konsepti söylemiyorsunuz, ben de kafama göre takılırım. Bu projeyi başarıyla tamamlamamız şirket için çok önemli arkadaşlar. Herkesin gerekeni yapacağından şüphem yok. Mete Bey ne zaman dönecek?
ruhsat ve izin işlerini o takip ediyordu. İsterseniz ben devralayım. Hayır, şimdilik bekleyeceğiz. Nasıl isterseniz. Bugünlük herkes erken çıkabilir. Aşık olan olmayan, sevgilisi olan olmayan herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Teşekkürler sizin de. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim İlker. Ha aldın mı? Tamam dostum, teşekkür ederim yardımın için. Bunu buraya bırakıyorum Ayaz Bey. Öykü Hanım'ın elbisesi de yolda, bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Ayaz Bey size anlatırsınız. Nasıl İlyas, beğendin değil mi? Güzel oldu saçın böyle düz düz. Vallahi abla sen mutluysan. Hah bak işte canım benim. Anahtar kelime ne? Sen mutluysan. Saçıma bakıyorum, beğendim mi beğendim. Mutlu muyum? Çok mutluyum. Yani konu kapanmıştır. Öykü Hanım. Benim, buyurun. Elbiseniz. Ayaz Bey yolladı. Ver bakayım. Ay inanmıyorum, ben şimdi bu elbiseyi mi giyeceğim? Aşk olsun İlyas, hiç uyarmıyorsun yani. Tut şunu bakayım. Ben vazgeçtim. Şimdi sen istediğini yapabilirsin, sana bırakmaya karar verdim. Niye? Çünkü sana güveniyorum, hiç karışmayacağım. Bu yardımsız ama değil mi? Tamam ama değil mi? Tekrardan kuş yuvası yapacağım o zaman. Vallahi istersen kuş bile oturtabilirsin. Gerçi zaten bir şey söyleyeyim mi sana? Ben o saçı beğenmiştim. İlyas benim kafamı karıştırdı. İlyas aç bakalım şu elbiseyi. Dur. Çok güzel bir ilham aldım. Ve sana çok güzel bir saç yapacağım. Ay hadi inşallah. Söylemesen mi acaba? Ya Burcu var ya, yemin ediyorum meraktan çatlatırsın insanı. Söyle tabii ya. Ay tamam, dayanamayacağım zaten. Sürpriz görünce de böyle biliyormuş gibi yaparsın. İlker'i gördüm. Bil bakalım nerede? Markette İlker, mutfak alışverişi için gitti. Ha. Böyle yemeklerin üzerine altın tozu falan serpeceksiniz herhalde. Ay Burcu, ne saçmalıyorsun sen? Ay sıkı! Sıkı dur. İlker'i bizim kuyumcuda gördüm. Uzaktan şöyle çaktırmadan bir izledim. Sana bir gerdanlık aldı. Var ya böyle gözüm kadar taşları vardı. Ay ne diyorsun Burcu? Bak ya. Bir de günlerdir yok efendim sevgililer günü, tamamen para tuzağı deyip deyip duruyordu. Dayanamamış almış demek ki. Ay Burcu ya, benim kocam çok ince bir adam ya. Hem de karısını çok seviyorum. Bana bak, sen ne aldın Emre'yi? Sorma ya. Hayır başkası olsun, şöyle alacağım pahalı marka bir saat. Olacak bitecek yani. Burcu, Emre öyle şeylerden hoşlanmıyor. Ay biliyorum, ondan zorlandım zaten. Ben de o yüzden hem özel hem de ucuz olsun istedim. Yani sonuçta ne aldın? Yani pes Burcu ya. Ya o saatlerden baksan 2000 lira eder be güzeli. Ya. Bunun 300 bin liralık olanları da var. Ona göre ucuz yani. Olmaz Burcu'cum. Olmaz. 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 Ya o zaman ne hediye alacağım ben Emre'ye ya? Ya Hikmet amca merhaba.
rahatsız ediyorum, kusura bakmayın da sizden bir şey rica edecektim. Söyle oğlum, elimden gelen bir şeyse. Ben sahildeyim. Karşımda da şu anda sizin emektar duruyor da. Eğer akşama lazım değilse ödünç alabilir miyim diyecektim. Taksiyi gözüm kapalı emanet ediyorum sana. Teknenin lafı mı olur? İstediğin zaman al oğlum, sormana gerek yok. Sağ ol Hikmet amca. Hakkın ödenmez valla. Eyvallah. Serap. Buyurun hanımım. Yok bir şey. Devam et sen. Kraliçem. Bana mı o çiçekler olacak? Ay ilahi. Sevgililer günü ya. Ben de size sevgili patronuma gül aldım. İyi ver. Şu sevgililer günü bitse de herkes işinin başına dönse. Takvimin gerisindeyiz. Ay vallahi yerden göğe kadar haklısınız kraliçem yani. Aşkımlar, sevgilimler. Ben de baydım. Ne günmüş ya. Şunu al. Bana siyahlı gri bir model çıkar. Mankenin üzerinde görmek istiyorum. Hemen kraliçem. Ay kıskandı kızları resmen ya. Buna da birini bulmak lazım artık, yoksa çekeceğimiz var ya. Ne yapacağım Enem? Bir elimde çiçek, bir elimde çikolata, seni istemeye mi geleceğim? Hayatta yapmam. Hamilesin, tamam. Doğuracaksın. Onu da anladım. Gerekeni yapacağım. Nikah kıyacağım sana. Doğumdan önce evlenirim seninle. Ama ben seninle ölürüm de evlenmem. Anladın mı beni Mehmet Karaylı? Göreceksin bak. Bu koleksiyon efsane olacak. Tamam, Ayaz yüzünden Öykü'ye gıcık oluyorum ama hakkını yemeyeyim, yetenekli kızmış. Oğlanın parmağını da halkaya geçirivermiş. Patron, sen niye hiç evlenmedin? Bir keresinde kıyısından döndüm. Nasıl döndün? Kız mı senden vazgeçti? Ama sen de aşık değilmişsin demek ki. Yoksa peşinden koşardın, bırakmazdın. Aşıktım. Geç anladım. Sonra ikisini de kaybettim. Nasıl yani ikisini de? İki kızı birden mi idare ediyordun? Kusura bakma patron ama sen de böyle yalnız yaşlanmayı hak etmişsin. Yok öyle bir şey. Yanlış anladın. Bana bak. Boş yere meşgul etme beni. Görmüyor musun? Bak iş yapıyoruz burada. Tut ucunu. Tamam tamam. Millet dışarıda romantizmin dibine vursun. Nasıl satayım, biz burada çalışalım. Nasıl elbise ama? Ya sevgilim çok zevkli değil mi? Vallahi çok zevkli, romantik, çok yaratıcı. Ya Ayaz abi aşmış bu işleri. Abla ne yalan söyleyeyim. Vallahi yanında staj yapasım geliyor. Yani alsın beni de eğitsin. İlyas dur dur. Ne oldu abla? Bir şeymiş artık, ne oldu? Benim bir işim var. Sen bekle, hemen geliyorum. Nereye, ne işi? Abla, abla dur. Dediğiniz yerde dediğiniz saatte olurum ancak beklemem. Malum sevgililer günü. Yetişmem gereken işler, başka aşıklar beni bekler. Geç kalmayız, tam saatinde orada oluruz. Sen de gereken işleri yaparsın bu arada. Eyvallah. Hadi İlker. Ne
Buydu değil mi istediğin? Evet bu. Ya sana da zahmet oldu onca işin arasında. Ne demek oğlum, aşka hizmet her zaman görevimiz. E siz ne yapacaksınız sevgililer gününde? Biz ne yapacağız işte, çalışacağız yani. Malum biz geçtik o işleri artık. Başka heyecanlar peşindeyiz. Çoluk çocuğa falan karışırız. Emin misin oğlum? Bence gene de bir şeyler yap. Sonra senin başın ağrır. Ya yok ya, ben Sibel'le konuştum o işi zaten. O da benim gibi düşünüyor. Hediye yok. Neyse ya, eğer hallolduysa işin ben ufak ufak uzayayım. Çünkü dükkanda beni çok iş bekler. İyi tamam. Yardım için sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. Sana da akşam için bol şans. Eyvallah. Ha İlker. Bence gene de bir şeyler düşün ya. En azından bir çiçek al. Ya. Hadi görüşürüz. Tamam, şimdi gidebiliriz. Sırada ne var? Abla. Efendim? Ayaz abiye hediye mi aldın? Sana ne İlyas? Sen bana kağıtta ne yazıyor söylüyor musun? Abla o başka, bu başka. Söylemeyeceğim işte, çatla meraktan. Abla telefon çalıyor. Ayaz arıyor. Efendim? Mutlu musun? Çok. Bu daha başlangıç. Biliyorum. Neredesin sen? Birazdan İlyas seni yanıma getirecek. Ya akşamki plan ne, söyle hadi. Zaten akşama bir şey kalmadı. Orası sürpriz. Hadi kapatıyorum. Seni çok özledim. Ben de. Abla. Ne aldın? Ay İlyas yeter, baydın beni. Sabahtan beri sen beni ne kadar baydın, hesap et artık. Ya Mete, yeter artık. Bırak şu telefonu elinden. Allah Allah. Sabahtan beri böyle haber okuyup canı sıkıyorsun. Hiçbir işe yaramıyor bunu yapman yani. Sabahtan beri tıkıldık kaldık burada. Biraz dışarı çıkalım, biraz hava alalım yani. Ha? Çık dışarı al havanı Şeyma. Seni zorla tutan yok. Hayır yeter artık. Ver şunu bana. Yeter. Ne geçiyor eline bunlara bakarak ha? Sadece kendini yıpratıyorsun. Telefonu ver. Vay vay vay. Bakalım burada neler yazıyormuş. Başarılı iş adamı Mete Uyar'ın eski eşi Öykü Acar boşanır boşanmaz ortağı Ayaz Dinçer'e koştu. Aldatılan Mete Uyar'ın yurt dışına yerleştiği konuşuluyor. Ay yazık. Şeyma beni delirtme, ver şu telefonu. Ben mi seni delirtiyorum Mete ha? Şu haline bak ya. Bırak artık kendine acımayı. İçine kabağının kaldın. Bitti artık. Öykü diye biri yok. Bitti git, unut bitsin artık ya. Sana ne ya? Ha sana ne? Rahat bırak beni, anladın mı? Rahat bırak. Hayır bırakmayacağım. Sen kendini toparlayana kadar ben seni rahat bırakmayacağım. Abimi buradan alacağız abla. Beklettin mi? Bu ne? Senin hediyen. Ver bakayım. Ya dur. O mükemmel an gelene kadar bu katı açılmayacak. Mükemmel an. Evet. De ne oluyor ya? O bakış ne öyle? Bir dakika bir dakika. Bu ilişkide meraklı ve sabırsız olan benim. Benden yol çalma. Ne zaman gelecek mükemmel an? Pek yakında. İlyas, hadi bas gaza gidelim. Abi sür. Allah'ını seversen sür. Kurtar beni bu eşkıyalardan.
Abi sür! İn ulan aşağı, bitireceğim seni. İn ulan aşağı. Abi sürsene, öyle gideceğiz burada. Sür! İn aşağıya. İlyas, bas. İn ulan aşağıya. Bas! İn ulan aşağıya. Bozma. Yakalayacağım ben seni. Bitireceğim seni, bitireceğim. Yavruya! Beklemiyorduk vallahi. Ne kadar güzel sürpriz oldu. Önem odasında değil mi? Çalışıyor, evet. Kimseyi odaya alma, tamam mı? Var üstüne. Aha, Monika. Ne zaman geldin sen İtalya'dan? Haber vermedin. Az önce. Planlı bir seyahat değildi. Ortalığın karıştığını duyunca ilk uçağa atlayıp geldim işte. Neymiş karışan? Kim ne anlattı sana acaba? Öykü'nün başka bir yerde çalışmasına nasıl engel olmazsın Önem? Ben konuştum, çok dil döktüm, razı edemedim. Ben de bıraktım, gitsin başka bir yerde çalışsın da belki buranın kıymetini daha iyi anlar dedim. Kim bu yanında çalışacağı adam? Adı Mehmet'miş. Tanıyor musun? Tanıyor musun? Tanıyorum. Telefonu var mı? Şimdi arama bence. Biraz Öykü'ye zaman ver. Kesin buraya geri dönecektir. Görürsün bak. Zaman yok. Öykü'yü kaybetmemeliyiz. Belki yıllarca onun gibi bir genç tasarımcı çıkmayacak bir daha. Onu geri almalıyız. Şimdi bana şu telefon numarasını ver. Mehmet Bey, ben Monika. Belki ismimi duymuşsunuzdur. Sizinle görüşmek istiyorum. Tamam, takip eden kimse yok. İlyas, sağa çek. Hemen abi. Daha değil abi. Biraz daha uzaklaşalım. Ya niye kovalıyor bu adamlar seni? Hırsız mısın, suçlu musun sen? Doğruyu söyle bize. Yok hanımefendi, öyle bir şey. Geliyorlar. Kurtar beni bunlardan. Hadi sür sür kardeşim. Allah rızası için şunları bir atlat. Ondan sonra her şeyi anlatacağım. Kurtar beni bunlardan. Ya tam gününde olacak iş mi bu ya? Abi sür, Allah'ını seversen sür ya. Tamam İlyas, devam et. Bana bak Ayaz, bunlar planın bir parçası değil değil mi? Öykü, ben vallahi tanımıyorum bu adamı. Ay ilk yerde ne kadar çok haklıymış ya. Ama çok kara sevdalı varmış. Ya aşkım nerede kaldın ya? Aşkım eve gittim. Üstümü değiştirdim. Bak nasıl? Beğendin mi? Almış mı? Almışsın. Ortama bakılırsa benim takım şimdiden önde. Konuşmak için daha erken vakit var İlker Bey. Aa dur. Şimdi akşama çok telaşımız olacak. Şimdiden hediyeni vereyim dedim. Ha. Aşkım sen bana hediye mi aldın? Hı hı. Ama hani konuşmuştuk ya seninle. Hediye almayacağız demiştik. Boşa masraf demiştik. Ay sanki sen almadın ya. Hayır yani Burcu bana senin hediye aldığını söylemese bütün günü böyle sadece bir öpücükle geçireceğim. Nasıl yani? Ben sana hediye falan almadım ki aşkım. Ne demek almadın? Yani basbaya sana hediye falan almadım. İlker, iyi düşün canım, bak öldürürüm seni. Aşkım hanım, konuşmuştuk ya seninle. Hani biz birbirimize hediye almayacağız demiştik. Hani sevgililer günü falan bizden geçti demiştik. İlker. Canım. Kiminle aldatıyorsun sen beni ha? Sen kiminle aldatıyorsun beni? Çabuk söyle diyorum sana. Sen beni kimle aldatıyorsun? Sen o gerdanlığı hangi kadının boynuna taktın? Çabuk.
Asker. Vallahi bak benim sinirlerimi tepeme çıkartma. Çabuk söyle diyorum sana, bak benim sinirlerimi bozma. İlyas dur, tamam. Atlattık adamları, dur. Kardeşim sen de in artık, hadi. Abicim sen bir zahmet beni köprüde bıraksan. Nasıl ya? Ne yapacaksın sen köprüde? Bu acıyla yaşayamam. Ağlıyor musun sen? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Abi koskoca adamsın, yakışıyor mu ağlamak? Ne adamlığı be, ne adamlığı. Sevdiğim ele gelin oluyor. Ben korkak gibi kaçıyorum. Adamlık kim, ben kim? Ya Ayaz adam aşk acısı çekiyor ya, kıyamam. Bir şey yapsana. Ne yapayım ben Öykü? Zorla güzellik olmaz. Demek ki kız sevmiyor. Abi yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun? Biz birbirimize deliler gibi aşığız. O İzbandut abileri olmasaydı. Sen anlatsana bana şu mevzuyu bir baştan. O seni kovalayanlar kızın abileri miydi? Öykü ne yapıyorsun? Programımız var. Ya Ayaz adamın haline bak ya. Yardım edelim işte. Hem ben bıraksam sen bırakacaksın sanki bu halde. Bırakamam, o da doğru. Ya tamam kardeşim, in de dışarıda bir anlat bize mevzuyu hadi. Belki bir çaresini bulursun. Tamam. Geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Bir kahve alırım. Bakar mısınız? Kahve lütfen. Mehmet Bey. Yoldan geldiniz. Şimdi ayrıntılara girerek tekrar sizi yormayalım. İsterseniz direkt konuya girelim. Ne dersiniz? Memnun olurum. Öykü'yü bırakmayacağım. Benden bunu isteyecektiniz değil mi? Bakın, o çok yetenekli bir kız. Siz ona ne kadar fırsat sunabilirsiniz ki? Küçücük bir atölyeniz var. Öykü'yle birlikte gerekli yatırımları yapacağım. O benim tasarımcım. Bunu artık Önem Hanım da siz de kabul edin. Kazayı biliyorsunuz. Annesiyle konuştum. Öykü sizi de size verdiği sözü de hatırlamıyormuş. O hiç önemli değil. Bu hatırlatacaktır. Ne istiyorsunuz? Öykü'yü serbest bırakmak için. Oh, bak gördün mü, iyi ki geldik buraya. Yeni yüzler falan, havamız değişti. Bir şeyler atıştırıp hemen odaya çıkalım Şeyma, fazla uzatmayalım. Monika değil mi o ya? Yanındaki kim? Sen tanıyor musun? Şeyma. İşte anlayacağınız durum böyle. Seviyorum dedim, dinlemediler. Kaçırayım dedim, onu da beceremedim. Elime yüzüme bulaştırdım. Abileri düştü peşime. Siz karşıma çıkmasaydınız kırılmalı kemiğimi bırakmayacaklardı. Allah'tan siz çıktınız da kurtardınız beni. Yazık ya. Olmadı, yakarım kendimi. Ne yapayım? Yok daha neler. Olur mu öyle şey? İçim yanıyor abi, içim yanıyor. Sen hiç sevdiğinin başkasına gelin olmasını izledin mi? İnan benden daha iyi hiç kimse bilemez bunu. Yenge, o zaman sen de bilirsin. Abim için sen de çektin herhalde. Şey,
Yani ben de... Yok, ben hatırlamıyorum. Çünkü ben kafayı vurdum kazada. Kafa gitti bende, hafıza yok. Yardım edin bana. Bir yol gösterin, bir ışık tutun. Tamam. Şimdi kızı ara, hazır olsun. Ha? Düğünden kız kaçırıyoruz. Biz? Evet biz. Yardım edelim diyen sen değil miydin? Ya tamam, bendim de yani. Yanisi yok. Önce aşıkları kavuşturuyoruz, sonra da kendi aşk programımıza bakıyoruz. Hadi ara. Ara 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 ara. Allah Allah. Şimdi bu adam Öykü'nün patronu yani, öyle mi? Yani kaza yüzünden bir türlü birlikte çalışamadılar ama patronu. Hı. O zaman Monika ile ne işi var? Hayatım, bak bir etrafına, herkes sevgili burada. Bu durumda Monika ile adam. Emin misin? Niye canım? Çok yakışıyorlar, neden olmasın? Konuştuklarımızı iyi düşünün Mehmet Bey. Tekrar görüşeceğiz. Memnun olurum. Mete. Ben sana çok kızgınım. Bana bir haber bile vermedin. Monika Hanım, Mete'nin morali çok bozuk o yüzden. Yeniden birlikte misiniz? Sizi hiç anlamıyorum. Duygularınız çok çabuk değişiyor. Biz Mete'yle çok mutluyuz. Önemli olan da hepimizin mutlu olması, değil mi? Çok özür dilerim Monika Hanım. Size haber veremedim çünkü kafam çok karışıktı. Önemli değil. İyi eğlenceler. Size de. Gördün mü? Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Henüz değil ama girecek. İri adam mıydı ya? Harbiden iriymiş, yarma. Of ya, saçlarım düşecek. Efendim Öykü? Yok bir şey canım, yok. Siz böyle devam edin. Hiçbir şey anlamıyorum Öykü. Romantik komedi gibi başlamıştık diyorum güne. Hani hangi ara geçtik böyle biz aksiyona? Hayatım, sevgililer gününde sevenleri kavuşturacağız demedik mi? Vallahi büyük sevap işliyorsunuz yenge. Ay biliyorum ya, tamam haklısınız. Siz bana bakmayın öyle, ben söylenirim arada. Arkadan çıkışı var mı? Plan şu. İyi dinleyin. Biz Öykü ile kızı almak için bekleyenlerin arasına karışacağız. Hadi halaya girelim. Tam bir tanış halay çek. Efendim? Ben de hocam, ben de ben geldim. Hadi gel.
Selam anne. Görüşürüz anne. Oğlum? Koro çalışman mı var? Yo. Nereden çıkardın? Koro kostümünü giymişsin. Ha, bir tek papyon farklı. Ay, çok güzel olmuş benim oğlum. Yeni mi aldın papyonunu? Başka işim var anne ya. Hadi ben kaçtım. Cem, oğlum. Bir doğru düzgün anlat bakayım. Nereye gidiyorsun böyle iki diren bir çekirdek? Ha? İşim var dedim ya anne. Aa, kime bu çiçekler? İyi günler. İyi günler, teşekkür ederim. Sizi nereden tanıyorum ben? Biz damadın arkadaşıyız. Ne oluyor? Ay bak ne oluyor diyor bana. Bu adam evli. Bu adam evli, siz bu adama düğün yapıyorsunuz öyle mi? Davulcu dur. Zurnacı sen de sus. Aa, ne yapıyorsunuz siz evli bu adam? Ne diyor bu ya? Ne diyor lan bu kız? Yok abi, ben bu kadını ilk defa görüyorum. Pişkin seni, pişkin pişkin konuşuyor bana, duydunuz. Nerelisin sen? Hah, tanımışık. Biliyorum seni, evlisin sen. Lan memleketini de biliyor Hilmi. Nasıl iş bu? Hilmi! Hilmi değil mi? Ya bu o değil, o evli olan benim Hulusi'ydi. Ben karıştırmışım. Ne bakıyorsunuz canım? Sen kendiniz hiç yanılmıyorsunuz. Tamam, halay güzel, devam edin. Davulcu durma sen. Zurnacı sen de çal. Hadi halay. Bıraksana kardeşim, kaçırıyorlar. Öyle halaydan çıkmak olmaz. Lan oğlum bıraksana, kız kardeşimi kaçırıyorlar, anlamıyor musun? Damat, koş, gelini kaçırıyorlar. He. Ay çok pardon ya. Ya nasıl kaçırdık biz bu kızı gözden ya? Kaçtılar. Bu adamı tanıyor musun? Yok. Daha önce hiç görmedim. Siz ikiniz. Öykü kaç. Kaç 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 kaç. Koşun koşun. Saçlarım bozulmuş mu? Hayır. İyi bari. Ya hediyeler ve elbise arabada kaldı. Sen varsın ya, yetersin bana. Kaç, 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 kaç. Geliyorlar, koş. Ay ne inatlarmış ya, bırakamadılar. Atlayın. Sen nereden çıktın? Sizi bırakacağım mı sandınız? Ya Cem, niye burada çalışıyoruz? Üşüdüm ben. Hem sen niye böyle giyindin? Neden? Kötü mü olmuş? Aslında sevimli gözüküyorsun. Sen de çok güzelsin. Kırmızı sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim, çok tatlısın. Ya Cem, anneni mi getirdin? Benim görevim burada biter. Bir kusurumu gördüysen affet abla. Her şey için teşekkür ederiz İlyas. Ne demek? Hoşça kal İlyas. Abi arada yanına geleyim de ders alayım. Kurtar bizi şu atınlıkta. Her zaman beklerim. Abla. Söyle. Kırmızı kutuda ne var? Ne aldın abime? Ya İlyas hadi git sen sevgilini bekletme. Tamam. Haydi o zaman kendinize iyi bakın. Bay Ayaz. Oo, ne haber Mert? İyidir. Siz de oteldeki sevgililer günü partisine mi geldiniz? Ne şans ya. Baksanıza. Bütün eski arkadaşlar burada bu akşam. Hem uzun zamandır görmüyorum seni de. İyi oldu. Bizim başka planlarımız var ya. Hadi ya. Ellerindeki ne güzel. Başka zaman artık. Size iyi eğlenceler. Tamam o zaman. Görüşürüz. Eyvallah. Ya niye geldik ki buraya? Ya sen takılma onlara. Biz zaten hazırlanıp çıkacağız. Hadi. Rezil ettin anne beni ya. Çocuğum sen niye söylemiyorsun ki kız arkadaşınla buluşacağını? Yani ben anlayışsız bir anne miyim? Aşk olsun. Alenne benim kız arkadaşım değil. Bu saatten sonra senin sayende olacağını da sanmıyorum. Vallahi kötü bir niyetim yoktu oğlum. Ama bak kabahat sende. Gerçekten böyle bir esrarlı, gizemli haller. İnsan merak ediyor çocuk. Hayır sen bana karşı açık olsan ben zaten... Yeter anne ya. Sen bir tek benimle uğraşıyorsun. Hiç merak ettin mi? Ablam nerede? Kimlerle? Hiç takip ettin mi onu? Hayır. Sen bir tek bana güvenmiyorsun. Aa. Ne alakası var oğlum? Ben ikinize de güveniyorum. Ben çocuklarıma her zaman güveniyorum. Çocuğum siz iyi niyetlisiniz, safsınız ama... Zaman kötü yani. Ah, ben bunları telaştan unuttum. Ayazdan herhalde. Dur bakayım ne yazmış. Okumasam mı? Aman okuyayım canım. Anneyim ben sonuçta. Çocuklarımın annesi. Her daim sevgilim. Dünyanın en güzel iki hediyesi için teşekkür. Ekmek alabilir miyim? Sizin siparişiniz ne zaman gelecek? Geliyor. Bakar mısınız? Bir çorba çok soğuk. Bir de çatal rica edebilir miyim? Sibel ama haksızlık bu. Bütün garsonlar seninle ilgileniyorlar ya. Ay İlker'cim ben hamileyim. Ayrıca bütün gün ayakta durmakta ayaklarım şişti ya. Belim ağrıyor. Kızımızı taşıyorum herhalde. Hamilelik kartını oynuyorsun demek. Burcu da sana yardım etsin o zaman.
Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vallahi beni saymayın artık. Ben öldüm yorgunluktan. Hem ben daha sevgilimle buluşacağım. Emre aradı mı ki seni? Arıyor işte, arıyor. Efendim hayatım. Hadi bak. Kara sevdalı müşterileri seni çağırıyor. Hadi, hadi. Bu gece hiç bitmeyecek. Evet canım. Bu gece hiç bitmeyecek. Hatta önümüzdeki yılda başının etini falan yemeyi düşünüyorum. Kızımıza da seni anlatacağım. Babam bir odundu diyeceğim. Hatta ne diyeceğim biliyor musun? Senin baban var ya, bu baban bana bir kolyeyi çok gördü diyeceğim İlker'cim. Hadi git işte. Ben çıkıyorum. Ay daha hazırlanacağım falan. Ay acaba ne sürpriz yaptı, çok merak ediyorum kız. Gülümce. Gidince görürsün. Hadi hadi. Hadi bay bay. Hey önlüğünü çıkarın. Pardon, bakar mısınız? Bütün gece ekmek mi bekleyeceğiz? Ekmek içeride. Hemen getiriyorum. Pardon, beni alabilir miyim? Bakar mısınız? Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var. Kıyısındaymışım gibi en sakin denizlerin. Bir yelkenliyim şimdi ben senin limanında. Fırtınalardan geldim. Sende dinleniyorum. Bu huzur, bu sessizlik hiç bitmesin diyorum. En eşsiz dakikalar sürsün senin yanında. Hiç yumma gözlerini. Işığın eksilmesin. Gündüzüm, aydınlığım, ipek böceğim benim. Güz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim. Yorgun kalbim seninle elem nedir bilmesin. Ayırma gözlerimden çocuksu gözlerini. O sakin, o yalansız, o kuytu gözlerini. Ayaz'la birlikte mi geldin? Yok. Ayaz da mı burada? Ben bilmiyordum. Ben Mete ile geldim. Mete mi? Mete İtalya'dayım ya. Fikrin değiştirdi. Buradaysanız görüşürüz o zaman. Tabii tabii. Görüşürüz Şeyma. Bizim biraz işimiz var. Geliyoruz, tamam. Ay. Ayaz buradaysa Öykü de buradadır ya. Karşılaşmıyorum. Benim karım boşanır boşanmaz ortamla sözlenecek. Oldu yani.
Boynuz takıştırdılar artık. Bir de aynı yere gelmişler. Yani geniş değil, bu kadarı da pes değiliz. Sönecek sanırken ateş içindeki, ansızın çıkar karşına bazen. Yine mi dersin, yine mi? Seninleyken her parça tam eksiksiz. Rastlantılar bulmuş ikimizi, öyle mi dersin, öyle mi? Olmuyor, sensiz geçmiyor, yerini hiç kimse dolduramıyor. Acım dinmiyor, sensiz bir gece bile sabaha varamıyor. Na 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 na. Sönecek sanırken ateş içindeki, ansızın çıkar karşına bazen. Yine mi dersin, yine mi? Seninleyken her parça tam eksiksiz. Aslantılar bulmuş ikimizi, öyle mi dersin, öyle mi? Olmuyor, sensiz geçmiyor, yerini hiç kimse dolduramıyor. Gece bile sabaha varamıyor.
ikimizi öyle mi dersin? Öyle mi? Seni seviyorum Burcu. Bu şehir, bu insanlar, bu deniz, içindeki balıklar şahidim olsun ki seni her şeyden çok seviyorum. Efendim? Nasıl ya? Bu gece bizim için hazırlanıyordu o mekan. Ne yani? Benim şimdi bütün emeklerim, çabalarım boşa mı gitti? İnanamıyorum. Mahmut. Sürprizim. Mahvoldu. Ya seni götüreceğim mekanda yangın çıkmış. Aşkım çok üzgünüm. Üzülme. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Nereye? Bütün gün sen beni meraklandırırsın. Biraz da sen merak. Faytoncu, geri dönüyoruz. Aşkı öldürüyormuş kızım. Bak, bak da gör annenin halini. Hiçbir şey demeden fırlayıp gitti. Sibel Hanım. Buyurun. Bunlar sizin için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay kızım bak, babam fotoğraflarımızı bile koyacak. Yirmi. Bakalım baba ne not yazmış, bakalım. Heh. Eğer sinirin geçtiyse sizi Kız Kulesi'nin karşısında bekliyorum babacığım. Ah delim, ah delim. İlyas ya, kusura bakma. Böyle seni de sevgilinden ayırıp getirdik. Yok abla, lafı mı olur hiç? Ben alırım onun gönlünü. Hiç merak etmeyin, 12 olmadan ben sizi yetiştireceğim. Gelmedik mi daha? Gelmedik. Gözlerimi açayım mı? Sakın, sakın Ayaz. Olmaz. Açarsan sürprizi kalmaz ayrıca. Hem zamanında sen de benim gözümü bağladın. Yani bağlamışsın, Burcu bana öyle dedi. Sahi, bizim o kaçırdığımız gelinle çocuğu nereye bıraktın sen İlyas? Söyledim ya abla. Olsun, bir daha söyle, unuttum belki. Ha, taksi durağını. Ha, iyi kavuştular yani, ne güzel. Biz de ucuz atlattık tabii.
Hayır, az. Hayır. Aa. Mete, gel bu gece her şeyi unutalım. Geçmişimizi, gelecekle ilgili hayallerimizi, planlarımızı, her şeyi unutalım. Bu gece sadece bir adam ve bir kadın olalım. Ve sanki ilk kez tanışıyormuş gibi yaşayalım birbirimizi. Var mısın? Demek sen de hatırladın. Hatırlamam. O bankta bana söylediğin her kelime hala hafızamda. Ne yapacağım ben bunu? Yani bir elimde çikolata, bir elimde çiçek seni istemeye mi geleceğim? Hayatta yapma. Nikah kıyacağım sana. Doğumdan önce evlenirim seninle. Ama ben ölürüm de evlenmem seninle. Gençtim. İkimiz de hatalar yaptık. Yani ben sanıyordum ki... Abla 15 dakikan kaldı. Buradalar zaten. Burcu geldiler. Ayaz'a bak. Kimler ya? Ya sen ne çok soru soruyorsun ama Ayaz. Ben hiç sana zamanında böyle şeyler yapmamıştım. İlahi abla ya. Hadi hadi. Neresi burası? Daha gelmedik, var biraz daha. Ya Öykü yardım et, gözlerim bağlı. Ay pardon aşkım, gel ya.
Basamağa dikkat et. Elini ver de yardım edeyim sana genç adam. Gel bakalım. Gel bakalım delikanlı, gel bakalım. Ama Murat elini. Yavaş. Dur. Tamam. Tutun. Sağ ol. Hanım kızımızı da... Tekneye mi bindik biz? Ya dayansana birazcık. Ben de seni çok seviyorum. Basamak var delikanlı. Aman dikkat et. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Burcu? Burcu değil o hayatım. Teknenin sahibinin sevgilisi. Hadi sen gel. Neresi burası ya? Nereye geldik biz? Senin gözlerini açalım artık. Aa, Kız Kulesi. Seni burada beklemiştim. Hatırlıyorsun. Sevgililer günü hediye. Açmayacak mısın? Thank you.
Seni seviyorum. Mevsimi